Ukrayna Müslümanlarının 6. Kongresi gerçekleşti. Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte 26 yıl önce kurulan Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi 6. Kongresini gerçekleştirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in en büyük gösteri ve kongre merkezi Palas Ukrayna'da gerçekleşen Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi'nin 6. kongresine ülkenin bütün bölgelerinden gelen 4000'e yakın delegenin yanı sıra Ukrayna Kiliseler ve Dini Organizasyonlar Konseyi temsilcileri, Müslüman ülkelerin dış misyon temsilcileri, medya ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Ukrayna Başbakanı Vladimir Grossman, Ukrayna İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Vasil Gritsak başta olmak üzere milletvekilleri, valiler, parti başkanları mesaj gönderdi. 23 Kasım'da gerçekleşen 6. Kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kongrede Ukrayna Müslümanlarının sorunları bütün yönleriyle ele alındı. Kongreye katılanların oy birliğiyle Dumu'nun yeni tüzüğü, manevi heyet, Darül Fetva ve yönetim kadrolarının yanı sıra önümüzdeki dönem için stratejik programı belirledi. Kongrede Türkmenistan'ın Ukrayna Büyükelçisi Nurberdi Amanmuradov, Endonezya Büyükelçisi Yudi Krisnadi, Ukrayna Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Olga Bogomolets, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Eski Başkanı Nikolay Malumuş, Ukrayna Kiliseler ve Dini Organizasyonlar Konseyi adına Roma Katolik Kilisesi'nin Episkopusu Vitali Krivitski konuşma yaptı. Ukrayna Müftüsü Şeyh Ahmet Tamin, kongreye Ukrayna'nın bütün bölgelerinden Müslümanlar, delegeler geldi. Birçok milletten Müslümanlar katıldı. Birbirimizi topluluk olarak destekliyoruz. Ukrayna'da bütün kültürlerin arasında diyaloğun gelişmesini istiyoruz, dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Mihail Koval da bir kutlama konuşması yaptı. Ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Alexander Turchynov'un mesajını aktardı. Orgeneral Koval, Ukrayna Müslümanları Din İdaresi'ne ve Şeyh Ahmet Tamim'e verdiği kişisel desteği kürsüden dile getirdi. Kongrede Malezya, Mısır, ABD, Avustralya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Azerbaycan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya gibi ülkelerdeki kanaat önderlerinden gelen mesajlar da okundu. Kongreye gençlerin farklı dillerde okuduğu ilahelerle sona erdi.